maşalar ve maşaları kiralayanlar belliyse de maşaları kullananlar henüz açığa çıkmamıştı. Tam 13 yıldır bu konu üzerinde araştırmalar yapan emekli deniz subayı Erol Mütercimler, incelemeleri sonunda çok ilginç bir örgütle karşılaştığını söylüyor. Mütercimlere göre ülkeyi darbeye sürükleyen ve bugün ÇETE diye anılan örgütün gerçek adı Ergenekon. Evet, ben de ilk kez bu örgütün adını öğrendiğimde, kitap çalışmamda öğrendiğimde, hani çok klasik deyim var ya, işte şok oldum. Memduh Ünlü Türk Paşa dedi ki, ve kendisinin de bu Ergenekon içinde olduğunu söyledi. Benim en çok itibar ettiğim, zaten biz daha ilk gün konuştuk. 15'i oldu. İşte 16'sından itibaren konuşmaya başladık. Zaten 17'sinde de program yaptık. İlk pazar günü programda Halk TV'de. O aradaki bir günde konuşuldu. Çok net biçimde bilgi geldi. F kanala Gürcistan sınırında dolaşıyor. Uçak orada. 1996 yılıydı. 13 kişilik bir heyet geldi. Yazarlar Vakfı adı altında. Bana şeyi önerdiler. Fethullah Gülen'le bir otelde buluşup efendim basına bir fotoğraf vermeyi, birlikte kahve içmeyi. Ben bunu reddettim. Evet. Ama ertesi gün bir telefon geldi. Binbaşı Erol Mütercimler, o zaman onların televizyonda çalışıyordu. 5 milyon dolardan başlar dedi.